Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar mesaisinde İstanbul'da incelemelerde bulunduğu restorasyon çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'ın makam aracının direksiyonuna geçtiği anları ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan paylaştı. Tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni etap açılışını bu sözlerle yapmıştı. Ardından direksiyona geçti. Hastal'dan Fatih Camisi'ne kadar sürdü makam aracını. Tamam. Direksiyon başında yol mu dayanır ezgisini dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yan koltuktaydı. Yağan yağmuru işaret edip bereket yorumu yaptı. Elbet bu yol düze çıkar, sakın dökülme. Çok bereketli bir rahmet. Yol boyunca caddelerde gördüğü ilgiye el sallayarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları sosyal medyadan yayınladı. Gönül gönüle deyince, omuz omuza verince, dönüp hakka yürüyünce yol mu dayanır notunu da paylaştı. Dönüp hakka yürüyünce yol mu dayanır. Pazar gününü de İstanbul'da devam eden restorasyon çalışmalarına ayırdı Erdoğan. Cezayirli Hasanpaşa Camii, Divanhane ve Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Akşakoca Müftüsü'nün cuma namazı öncesinde verdiği vaaz sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de savcılık o sözlerle ilgili soruşturma başlattı. %90'ı Selanik Gözmen'i ve Sapatayist. Cuma vaazında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekmişti Akçakoca müftüsü. Hakkında çifte soruşturma başlatıldı. Neden sabahlayın? Müslümanlar girmiş gözüken yapıldılar. Aslında Müslüman değil. Müftü Şaban Soytekinoğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü anlatıyordu vaazda. Ancak sözü bazı Türk iş adamlarına getirdi. Aslında Müslüman değil, Yahudi olduklarını iddia etti. İstanbul'da gezi olaylarında, otellerinde insanların varlığına hükmü gelen Yahudiler. Şu an şirketin bir takımı da başladı. Dolayısıyla bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman seni de aynısını yapar. Vaazı bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde vermişti. Önce Diyanet İşleri Başkanlığı, ardından Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Efendim, kısıtlamalar sonuç verdi ve günlük yeni vaka sayısı uzun bir aradan sonra kritik eşiğin altına indi. Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı anlaşmalarıyla ilgili son durumu da paylaştı. 1 Mart'tan bu yana 10 binlerle ifade ediliyordu günlük yeni vaka sayısı. 2,5 ay sonra ilk kez 9 binin altına indi. Kısıtlamalar sonuç vermeye devam etti. Yeni vaka sayısı son 24 saatte 8.697'ye geriledi. Ancak can kayıpları hala çok yüksek. Son tabloda 231 kişi koronaya yenik düştü. Güncel tabloyu gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor mesajıyla paylaştı Sağlık Bakanı. Bu güce güvenin ifadesini kullandı. 4 ayda 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bunu söylüyoruz değil mi hocam? Evet. Birinci ve ikinci doz aşı uygulamalarının toplamı 28 milyona ulaşırken yurt dışından gelecek aşılarla ilgili son durumu da açıkladı Fahrettin Koca. 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin dedi. Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan'dansa 83 milyona aşılara inanın çağrısı geldi. Oğlu istemediği için aşı olmayan 70'li yaşlarda bir kişinin hastalanıp virüse yenik düştüğünü söyledi. Sıramız geldiğinde aşı olursak güz döneminde daha rahat yaşayabiliriz dedi. İkiz çocuk babası genç bir adamı bir sürücünün ihmali hayattan koparmış. Üstelik o sürücü kusurlu bulunmasına rağmen serbest bırakılmıştı. Şov Haber bugün acılı aileyle konuştu ve bakın neler anlattılar.
kaldırım kenarında hızla gelen bir araç. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir cinayet. Ben babamı çok özledim. Hangi çocuk babasız kalmak ister? Arkadaşlarımın babası hep yanında. Bizim babamız neden yanımızda değil? Bir çocuğun sorabileceği en acı soru bu. Ama işte artık babası yanında yok. Bir sürücü onu hayattan kopardı. Canım kızlarım. Bu dünyadaki en kıymetlerim sizlersiniz benim. Tabii önce anneniz. Biz çocuklarımla bu kadar acıyı tek başımıza çekerken onlar babasız, ben hayat arkadaşımı kaybettim. Yani biz bu kadar acı çekerken karşı taraf serbest geziyor, ailesiyle yaşıyor yani. Gökhan Demir 2 Şubat günü işe gitmek için Eyüp Sultan'daki evinden çıktı. İşte tam da buraya geldi. Yolun karşısına geçecekti ama hemen yan taraftan aşırı hızlı ve kontrolsüzce gelen bir araç Gökhan Demir daha yolu adımını atar atmaz ona çarptı. Tespitler şu şekilde, yolu kullanan diğer araçlara göre olağanüstü bir hızı varmış. Bu şekilde tespit edilmiş. Raporda bu şekilde geçiyor. Çok büyük bir beyin travması, dönüşü olmayan bir travma yaşadı eşim. 2,5 ay komada kaldı. Sonrasında işte artık hayata veda etti. Soruşturma açıldı ama... Çarpan sürücü kusurlu bulundu. Sonrasında ifadesinde güneş gözümü aldı dedi. Serbest bırakıldı. Yani koskoca adamı, iri yapılı benim eşim nasıl göremez güneşte? Buna anlam veremiyorum yani. Üstelik sadece sürücünün hatası değil, yolda kasis de yoktu. Şu aşağıdan hızla gelen araba babama çarptı. Babam öldükten bir gün sonra bu kasis yapıldı. Neden? Babamın ölmesi mi gerekiyordu o kasisin yapılması? Kazadan hemen sonra olay yerinde çalışmalar başlatıldı. İlk olarak yol boyunca işte bu hız kesici kasisler yapıldı. İlk yapılan kasis bu. Sonrasında aşağılara doğru da kasisler yapılmaya başladı. Ama çok geç oldu tabii. Ardından da yaya geçitleri yapılarak bölgeye trafik levhaları yerleştirildi. Demek ki bir can vermemiz gerekiyormuş bizim dikkate alınmamız için. Böyle ihmal olur mu dedirten bir haber var sırada. Elektrik direğindeki sokak lambası bir otomobilin üstüne düştü. Koca demirler tavanı yarıp içeri girdi. Aracı 5 gün önce aldım diyen sürücü parasına mı yansın, canını kurtardığına mı sevinsin bilemedi. Aracın hevesini alamadım daha doğrusu. Yani 3 günlük 5 günlük kullandık. Sabit kalmadığı için aracımın üstüne düşüyor. Bu bir insanın başına da gelebilirdi yani. Aracın başına bu şekilde talihsiz bir olay geldi. Hevesi kursağında kaldı. 5 gün önce satın aldığı aracın üzerine sokak lambası düştü. Elektrik lambası bu direkten düşüyor. Direkt olarak benim aracımın üzerine saplanıyor. Ölümle de sonuçlanabilirdi bu olay. Ali Kavuk geçtiğimiz pazartesi günü 2018 model bu aracı satın aldı. Aracı 155 bin lira gibi bir fiyatla aldım. Aradan bir hafta bile geçmedi. Cuma günü kapısının önüne park etti, eve çıktı. 15 dakika sonra bir ses duydum. Bir baktım ki elektrik lambası aracımın üzerine düşmüş. Kocaman bir lamba. Şaşkına döndüm. Ali Kavuk aracının yanına geldiğinde gözlerine inanamadı. Direkten kopan elektrik lambası ok gibi aracına saplandı. Tavanı deldi ve bu şekilde demiri içinden çıktı. Zaten elektrik direği yani hurda halinde. Yani bakımları yapılmamış. Aydınlatma direğinin kelepçesi duruyor. Ben aracın içinde de olabilirdim. Kocaman bir metal parçası bu kafama da saplanabilirdi yani. Sağ çıkmam imkansızdı. Canını kurtardı ama maddi kaybı büyük. Aracımın hasarı belli. Yani tavanı gitti. Tavanı giden araçlar da yani pert oldu yani. 155 bin liraya aldığım araç şu anda 80 bin liraya kadar indi. 12 seneden beri ben buradayım. Böyle bir kaza ilk defa görüyorum. Talihsiz adam şimdi elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Bu ihmakarlığı kesinlikle peşini bırakmayacağım. Dün akşam Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne giden metrobüste tartışma çıktı. Bir kadın yolcu bacak bacak üstüne atan erkek yolcuyu saygısızlıkla suçladı ve sonrasında bakın neler oldu. Tamam mı? Saygısızlık yapmamışım gibi. Ya bu zaten saygısızlık. Ne bu ya? O mu öyle mi oturuyorsun? Ya arada herkes oturuyor. Sen öyle mi oturuyordun? Böyle oturuyorum ha. Allah aşkına bir kişi söylesin bu normal mi ya? Önce bağırıştılar, sonra da birbirlerini tükürük yağmuruna tuttular. Sana gel.
Dün akşam saatleriydi. Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne giden metrobüste önde oturan kadın yolcu bacak bacak üstüne atan adama sinirlendi. Arkadaşım sana ne böyle oturuyorsun? Sen kimsin ya? Sen belediye başkanı mısın ayaklarım üstüne? Ben bir bayanım. Allah Allah. Senin kızının karını karşısında tamam da. Erkek yolcu ayaklandı. Sonrasında tartışma daha da kızıştı. Tamam kardeşim burada. Karşılıklı tükürük savaşı bir süre devam etti. Kayıt burada bittiği için sonra ne olduğu şimdilik öğrenilemedi. Burada kamera var. Evet kamera var. Ara polisler. İstanbul Başakşehir'de 880 dairelik bir sitede iddiaya göre yönetim ek bütçe gerekçesiyle sürekli para isteyince sinirler gerildi ve site sakinleri isyan etti. Şimdi faturalar da yanlışlıkla. Senin böyle bir yetkin yok ki ya. Tamam ben. Senin böyle bir yetkin yok. Ben güvenlik görevlisiyim buranın. Ya ne olursa ne ol. Tamam ben arayayım. Ben site sakiniyim. Görevlerini düzgün yapsınlar. Ben emekliyim. Hakkımı helal etmiyorum. 880 dairelik sitede ek bütçe krizi çıktı. Sinirler gerildi. Sen yöneticiye çağır. Seni arayan kişiyi çağır o gelsin. 1500 lira. Aidatların haricinde bir de biz para ödedik. Her şeyi geçtik. Her şeyi. Temizlikti bilmem neydi. Bakın şu kapaklar bir yıldır çocuklarımızı şivemize diye ki orada oynatmayın. Böyle bir şey var mı? Burası Kayaşehir'de 880 dairelik büyük bir site. Bir yıl önce site yönetimi değişti. İddiaya göre yeni yönetim birçok keyfi uygulamalara imza attı ve bu da site sakinlerini mağdur etti. Şuraya bak. Herkes ayağa kaldırdı. Su borularımız bizim 2 sene evvel değişti. Dediler ki tekrar su borusu değişecek. Mevcut yönetim geldi. Ekstradan bizden para istediler. Habire para ödettiriyorlar. Yani herkes o kadar sıkıntıda. Pandemi döneminde işsizlik var zaten. Şimdi faturalar da yanlışlıkla. Kombiler bozuk. Kombiler. İddiaya göre sitedeki sorunlardan biri de yüksek faturalar. Geçtiğimiz ay merkezi sistem kapatıldı ama buna rağmen site sakinlerine yüksek miktarda doğalgaz faturaları gitti. Vanalar kapatıldı. Petekler şu anda pasif. Lakin bu ay yakıt parası çıkarttılar. 200 lira ile 400 lira arasında fatura geldi. Ve kapalı olmasına rağmen geldi. Haksız kazanç yapıyorlar. Benim sorunum o. Ama yanlışlık oldu. Ama bilmem ne oldu. İstemiyoruz. Yani yönetimi istemiyoruz. Bizim ek bütçe talebimiz bundan 6 ay önce başladı. Şu ana kadar uygulama yapmadık. Site müdürü ise bina sakinlerini şov yapmakla suçladı. Bunlar bana herhangi bu konuda bir talepleri olmadı. Direkt sizi böyle şov yapmak için çağırdıklarını biraz yadırgadım. Kardeşim kombiler bozuk, kombiler. Mersin'de benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Cadde üzerindeki rögar kapağı üzerinden araç geçince yerinden fırladı. Metrelerce savrulup bir mağazanın vitrinini kırdı. Sonrası daha da ilginç. Kapağı arıyorum nereye de gider. Baktım ki camın içerisinde. Bakan bir daha baktı. Çünkü camı kırık vitrinde rögar kapağı vardı. Bir kişi değil 10 kişi olsa onu birden öldürür çünkü. Çok süratli giriş yaptı buraya kapak. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki hastane caddesinde bulunan rögar kapağı sürekli yerinden çıkıyordu. Zaten dün kaç defa düzelttik onu. Araba geçerken döndürüyor. Düzeltiyorsun ama boş. Önceki sabah korkulan oldu. Buradan bir taksi geçerken karşıya kapağı döndürdü. Tam düzeltmeye niyetlendim. Geliyordum. O ara bir kapalı kasa kamyonet hızla geçerken kapağı bu cama fırlattı. Yerinden fırlayan demir kapak bu mağazanın vitrinini kırıp içeriye girdi. Yapırken cana vurmamış. Kapak araba yaşınca zıpladı geldi buraya. Neyse ki kimse zarar görmedi. Kapak bir süre sonra ekipler tarafından iş yerinin vitrininden alındı. Yerine yenisi takıldı. 21 yıllık eşinden boşanmış, hemen ardından da yıllarca bakıp büyüttüğü 3 çocuğun kendinden olmadığını öğrenmişti. İhanete uğradım, kandırıldım diyen o adamın açtığı dava sonuçlandı. Çocuklar benden olmayınca ben yıkıldım. Koynumda bir yılan beslemişim. Çıngıraklı bir yılan beslemişim yani. Yıllarca bakıp büyüttüğü 3 çocuğun başkasından olduğunu öğrenmiş, dava açmıştı. 21 yıllık ihanete 30 bin liralık tazminat çıktı. Beni akrabasıyla aldatmış yani. Öyle bir şey vardı. Neden yani bu saate kadar bekledin? Arayıp da bulamadı. Neydi ben onu çözemedim yani. Necdet Çavdar 1990 yılında evlenmiş, 3 çocuğu olmuştu. Daha doğrusu o öyle sanıyordu. Bir hafta sonları durmadan
babasıyla gidiyordu. Soruyordum, babanın nereden ne vardı? Niye gidiyorsun yani? Oradan tartışma şey etti. Ayrılık kararı verdim. Bana gizli numaradan telefon ettiler. Çocuklarından dedi bir DNA testi yaptırsan iyi olur dediler. Şok oldum yani. Doğru çıktı. Tam şeytanmış. Hiçbir zaman açık vermedi. Üç çocuğunun da kendisinden olmadığını 21 yıl sonra DNA testiyle öğrenen Necdet Çavdar hemen adliyenin yolunu tuttu. Önce soybağı davası, ardından da ihanet eden o eşe 510 bin lira tazminat davası açtı. Öyle bir şey olur mu ya? Cinnet geçirir adam ya. Çocuklar bensiz uyumazlardı. Sonuç çıkınca yıkıldım yani. Perişan oldum. 2,5 yıldır süren davada önceki gün karar çıktı. 21 yıllık evlilik değilmiş. Koynumda bir yılan beslemişim. Çıngıraklı bir yılan beslemişim yani. Eski eş kocasının çocukların babası olmadığını bildiğini savundu, ancak mahkeme kadını kusurlu buldu. 21 yıllık ihanete 30 bin lira tazminat hükmetti. Allah kimsenin başına vermesin. Güvenim hiç kimseye kalmadı. Temizlik boşanma nedeni olabilir mi? Sürekli temizlik yapıyor diye eşine dava açan bir adam istediği sonucu alamadı. Mahkeme temizlik takıntısını boşanma nedeni saymadı. Temizlik yapmayı sevmiyorum. Temizlik hastasıyım zaten. Kimi nefret ediyor, kimi saatlerini harcıyor. Çok abartılması da hastalığı beraberinde getiriyor. Kendim pismiş gibi hissediyorum. Çevremde öyle biri olduğu zaman. Araştırmalara göre her 100 kişiden 4'ünde görülüyor temizlik takıntısı. En büyük sorun sosyal yaşamı etkilemesi. Zaman zaman boşanma davalarına da konu oluyor. Sürekli her zaman temizlik kafası olmak çok sıkıntılı bir şey tabii. Temizlik güzel bir şeydir ya. Zarar gelmez ya. Eşinin temizlik hastalığı nedeniyle boşanma davası açan bir adamı mahkeme haksız buldu. Yani temiz olmak takıntı boyutunda bile olsa ayrılık nedenleri arasına girmedi. Sürekli çamaşır suyuyla işte kıyafetlerine zarar veriyordur. Diyenin ona alerjisi vardır. Bu tabii ki boşanma sebebi olabilir. Kendi kararları ve bunu belki isteyerek yapmıyorlar. Bu da böyle deyip kabullenmek gerekiyor ya. Boşanmak için bir neden olamaz. Eşinin temizlik takıntısı nedeniyle boşanma kararı alanlar en çok evdeki huzurun bozulmasından şikayetçi. Kirlenir diye eve akraba, arkadaş çağıramamak da eşler arasında gerginliğe neden oluyor. Çok fazla bir takıntısı olursa zorlayabilir. Zaten annem temizlik hastası olduğu için benim temizlik takıntım yok. Sürekli bir yerleri temizlemeniz gerekiyor. Günde bir iki saatin falan ayırmak zorunda kalıyorum. Temizlik takıntısı yüzünden açılan çok fazla dava olsa da konu henüz Yargıtay'ın gündemine gelmedi. Merak edilen temizlik hastalığının da ilginç boşanma nedenleri arasına girip girmeyeceği. Instagram kullanıcıları dikkat, bir linke tıklayıp hesabınızı çaldırabilir ve takipçilerinizin dolandırılmasına yol açabilirsiniz. İstanbul'da bir çift 30'a düştü ve başlarına geleni Show Haber'e anlattılar. Şu anda benim adımı kullanarak insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Acayip profesyonel. Bu sosyal medyanın bir açığı diyebilirim. Hesabını çaldılar, bahis yalanıyla takipçilerine tuzak kurdular. Dün geceden beri ne yiyip ne içebiliyorum. Eşim hamile, şimdi buna bir şey olursa, eşime bir şey olması durumunda bunun sorumlusu kim olacak? Merve Kaşkalıoğlu'na Instagram üzerinden bir link geldi. Ancak karşısına çıkan sayfa o kadar profesyoneldi ki kendisi hiçbir şeyden şüphelenmedi. O kadar gerçekçiydi ki eşime gösterdim. İhlal yediniz, işte 48 saat içinde kapanacak. O linke tıkladığımızda zaten gelen arka sayfa Instagram'ın kendi sayfası. Biz oradan dolayı bir yanılgıya düştük. O sayfaya bilgilerini girdikten sonra Instagram hesabı dolandırıcıların eline geçti. Bilgileri girin diyor. Girmezseniz diyor işte silinecek hesap diyor. Biz de panik halinde ya resimlerim gitmesin, anılarım gidiyor. Senelerdir kullanıyorum. Şimdi o bildirimlere mail ne varsa girdi. Taktik yine aynı. Dolandırıcılar kendilerini Merve Hanım gibi gösteriyor. Instagram üzerinden arkadaşlarıyla konuşuyor. Bahis yoluyla sanki para kazanıyormuş gibi yaparak arkadaşlarını Instagram üzerinden dolandırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımıza direkt profili, kendi hesaplarının gözüktüğü, şu kadar para aldık, sana da yapalım. Bizim adımıza dolandırıcılık yapıyorlar yani. Dolandırıcılar öyle pişkindi ki bir de arayıp dalga geçtiler. Sen dedim bunu yaparak bir şey elde edemezsin. Ya hesabımı geri ver ya da sil. Artık dedim tamam kanka dedim. Genç kadın dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Düzce'de bir sitede çalışan Aydın Şengül çöpünü topladı, sonra da çöp kovasını nişan alıp fırlattı. Sadece ve sadece üşendiği için attığı o basket sosyal medyada paylaşılınca hiç ummadığı bir şöhretin sahibi oldu.
Üşendim dışarı çıkmaya. Attım çöp tenekesine gitti. Attı basket oldu. Çöp poşeti performansıyla bir anda üne kavuştu. Vallahi herkes dedi ki nasıl becerdin, nasıl yaptın? Düzce'de bir sitede çalışan Aydın Şengül bahçedeki çöpleri topluyordu. Hepsini poşete doldurdu. Ama sıra götürüp atmaya gelince üşengeçliği tuttu. Çöp poşetini gördüm, topladım, atayım dedim. Üşendim dışarı çıkmaya. Attım çöp tenekesine gitti. Demek ki hayalimizde basketçi olmak da varmıştı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca Şengül bir anda popüler oldu. Güzel tepkiler. Arayanlar soranlar çok fazla oldu bugün özellikle. Yaz gelmeden meyveleri geldi. Karpuzlu, kirazlı derken manav tezgahları şimdiden rengarenk. Ama şöyle bir durum var ki erken hasatın faturası da kabarık. Bu meyveler için yazı bekleyemeyenler cüzdanı boşaltmak zorunda. Mevsimlik, kiraz, çilek, erik. Tabii mevsimi gelince hepsini özlüyoruz. Yaz meyveleri, kiraz, erik, çilek, yer bir kiraldır. Yaz geldi, manavdaki meyve tezgahlarında da yaz meyveleri yerini aldı. Şu an 10 TL kilosu ama bu düşecek tabii. 2-3 TL'ye kadar düşecek. Olsa tercihim benim çilek ya da karpuz olur. Meyve şifadır. Nasıl tadı kirazın? Çok tatlı, baklava gibi diyeyim. Kızım kiraz sevdiği için kiraz düşkünüyüz. Dalları bastı kiraz. Manav tezgahları rengarenk, kirazdan eriye, şeftaliden karpuza, yaz meyveleri işte açıyor. Tabii işin bir de cüzdan yanı var. Şimdi soralım fiyat. Kiraz 80 TL, erik 45 TL kilosu, kayısı 40 TL, şeftali de 30 TL. Gel bize biraz, biraz. Meyveler kalite kalite, bakın burada kilosu 80 liraya kiraz var. İlk hasatın kirazı bunlar. Hasat yapıldıkça fiyatlar da gerileyecek. 800 gramlık bir kutu 60 lira. Onlar da 25 lira kilosu. Onlar da farklı bir cins. 4 ay var şeftali, 8 ay yok. 8 ay bekliyorsunuz. Gelir gelmez de özleminizi gidermek istiyorsunuz. Yaz meyveleri hasretle bekliyorduk. İşte kiraz olsun, erik olsun, şeftali, özellikle bir Malatya kayısını çok bekliyorduk. Şu an 8 tanesi 30 lira. 30 lira evet. 15 gün sonra 15. Tadıyla beraber fiyatı. Fiyatı da aşağı gelecek, tadı da gelecek. İsmet abi diyor ki 15 güne kalmaz havalar ısınacak. Havalar ısındıkça da fiyatlar düşecek. Bekleyip göreceğiz. Havalar ısındıkça ürün çoğalacaktır. Çoğaldıkça da fiyatlar düşecektir. 5-10 TL'ye kadar fiyatlar düşer. 7 günlük kür uygulayarak beyni gençleştirmek mümkün. Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırma hafızayı %40 oranında güçlendirmenin formülünü ortaya koydu. Dün akşam ne yediniz? Dün akşam ne yedik? Unuttum. Hafızanız ne durumda? İdare eder. Bugün unuttunuz bir şey var mı? Bugün sınavım vardı. Şu an hatırladım mesela. Unutkanlık gün geçtikçe daha düşük yaşlara kadar inmeye başladı. Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan 1000 kişilik bir araştırmaysa bir haftalık programla hafızayı %40 artırmanın yolunu buldu. Peki nasıl? Dün akşam ne yediniz? Unuttum vallahi. Ceviz yiyorum. Spor yapıyorum. İlk günün önerisi yağlı bir balık tüketmek. İşe giderkense daha önce hiç kullanılmamış bir aracın kullanılması tavsiye ediliyor. Hafızanız ne durumda? Çok iyi değil ya sanırım, bilmiyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur sözünü doğrulayan bir tavsiye. Her gün sözlükten yeni bir kelime öğrenip o kelimeyi gün boyunca kullanmaya çalışmanın hafızayı güçlendirdiği ortaya çıktı. Biraz da yabancı dille falan uğraşıyorum. Bu dönemde hepimiz Alzheimer etti. Her gün farklı güzergahlar denemek, yani farklı farklı yollardan gitmek. İşte bu da hafızayı kuvvetlendiren seçeneklerden biri daha. Doğrudur aslında ama hiç alışkanlık yaptığı için devamlı aynı yolu kullanıyoruz. İki gün önce ne yemek yaptınız? Mercimek çorbası, pilav, salata, yoğurt. Doğru mu? Galiba. Her gün tanımadığınız insanlarla konuşmak ve o konuşmada aklınızda neler kaldığını hafızada tutmaya çalışmak. Ayrıyeten alışverişe çıkarken liste yapmak yerine evde ne var ne yok bunu hatırlamaya çalışmak da hafızayı kuvvetlendiriyor. Hafızanız ne durumda sizce? İyi. Unuttuğunuz şeyler oluyor mu gün içinde? Oluyor tabii ki. Anahtarımı unutuyor olabilirim mesela şu an. Uzmanların altıncı önerisi yemek hazırlarken her zaman kullandığınız eli değil, farklı bir şekilde diğer elinizi kullanmak. O bayağı zor. Mesela solla yemek yapabilir misiniz? Maalesef. Son öneri ise sabah kalktığınız zaman puzzle veya bulmaca çözmek. Ben de aynı şekilde işte bulmaca çözerek aktif tutmaya çalışıyorum. 7 günde %40 faydası var diyorlar. Deneyelim.
Arnavutköy'de ot toplamaya giden kadınlar ormanda yavru karaca buldu. İçlerinden biri hayvanın köpeklerin saldırısına uğramasından korktu ve yavruyu kucaklayıp evine taşıdı. Bir süre evinde baktıktan sonra Milli Parklar görevlilerine teslim etti. Bugün öğleden sonra buldu annem. Eve getirdik. Ormanda gördük, kalkıp kaçmadı. Dedim köpekler yemesin, alıp götürelim. Ormanda bir ağacın arkasına saklanmıştı. Kim bilir belki de başka hayvanlara av olacaktı. Neyse ki şanslıydı. Hiç kıpırdamadı, hiç yerinde bile kalkmadı. Öptürüyorum de ya. Bir hastanede çalışan Hatice Karataş mesai sonrası arkadaşlarıyla ot toplamak için Arnavutköy'deki ormana gitti. Yeşilliklerin arasında ürkek bir yavru karaca vardı. Dedim köpekler yemesin, alıp götürelim. Abi çok kötü. Kıyamadılar, eve götürdüler. Veterineye sorduk, süt su katıp verin yarı yarıya demiş, süt aldım. Biberonla vermeye çalıştık ama. Karaca Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Bakım ve tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi. Çok güvenli bir yere gittiği için mutluyum. Hem zayıflatıyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Kefir, yoğurt gibi probiyotikli gıdalar şu sıralar çok revaçta. Uzmanlar günde en az 3 porsiyon tüketin diyor. Laktozsuz, meyveli, çilekli ve sade. Tercih size kalmış. İster kefir, ister yoğurt. Yazın gelmesiyle birlikte probiyotik kullanımı da arttı. Sebebi ise çok güçlü bir şekilde, çok hızlı bir şekilde kilo kaybedebilirsiniz. Kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Birçok kişiyi zayıflama telaşı sardı. Sağlığı kaybetmeden kilo kaybetmek de çok önemli. Probiyotikli gıdalar da işte bu noktada devreye giriyor. İçeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle birlikte zayıflamaya yardımcı oluyor. Sindirim sistemini hızlanacağı için ve bel bölgesinde aniden bir incelme ve kilo vermenizdeki hızı güçlü bir de diyet yöntemiyle zaten göreceksiniz. 40 yaşından sonrası için probiyotik ürünlerin olmazsa olmazı var. Daha önceden hiç kullanmazdım kefir. Kefir kullanmaya başladım. Alışkanlık da yaptı diyebilirim. Biz diyoruz ki günde en az 3 porsiyon kadar mutlaka probiyotik kaynağı tüketiniz. Özellikle yoğurtla kefirin birleşimi olarak yoğurtlu kefirler de tüketebilirsiniz. Salgınla mücadele ettiğimiz şu dönemde bağışıklığı da güçlü tutuyor, hastalıkların önüne geçiyor. Eğer günde 3 porsiyona kadar tüketirseniz hem bağışıklık sisteminiz güçlenir hem cildiniz çok güzelleşir. Malum çilek mevsimindeyiz ve birçok evde de reçel telaşı var. Peki çilek reçelinin püf noktaları neler? Yalova Sermayecik Köyü'ne gideceğiz şimdi. Rengi, kokusu, lezzetiyle şahane bir reçel tarifi var sırada. Hem toplamasını hem de yemesini çok seviyorum. Çileği dokunmadan sapından kopartıp yavaşça kovaya koyuyoruz. Oo, tam bak şimdi böyle göz göze oldu. Çok da güzel oluyor reçeli. Pembe olur, gül reçeli gibi aynı. Çileğin diyarına geldik. Yalova Sermayecik Köyü'ndeyiz. Çileği toplayabilmek için her tarafının kırmızı olması lazım, olgun olması lazım. 61 yaşındayım, her sene buradayım. Bayağı doldurmuşsun çilekleri. Evet, topladım bayağı. İşte bu bereketli topraklarda çilek nasıl yetişiyor, hangi lezzet yolculuğundan geçiyor? İşte topraktan soframıza çileğin hikayesi. Tam mevsim olduğu için güneşten tadı da güzel oluyor, kokusu da güzel oluyor. Yani tam zamanı. Bayağı hızlısınız, bir orada bir burada. Çabuk olması lazım. Kadın çiftçiler olmasa biz bu çileği şu anda üretemeyiz. Tam da böyle eşarbınla uyumlu olmuş çilekler. Bugün kırmızılıyım. Evet, eşarbımla uyumluyum. Zevkli oluyor. Eğleniyoruz. Kıpkırmızı çilekler taze taze tarladan toplandı ve şimdi çilek reçeli olmaya hazırlanıyor. Şu an kesiyoruz. Yani büyük olanları ben bölmeyi tercih ediyorum. Küçük olanları da direkt koyuyorum bu şekilde. Seyhan abla ile Memnun abla çilekleri batırdılar şekere. Şimdi çilek reçelinin püf noktalarını anlatacaklar bize. Akşamdan da eğer şekere basarsak çok güzel oluyor. Hemen, bir saat evet. Önce basarsak rengi daha güzel oluyor. İlk evet. Püf nokta bu mudur? Akşamdan yaparsan biraz kara olur. Tarifi biz kaç kilo üzerinden veriyoruz? 1 kilo çileğe 1 kilo şeker koyuyorum ben. Kimisi böyle az şekerli olsun diye şekerini az koyuyor. Biraz böyle olduğunda ne olur? Duruk olur. O zaman yani, yaparsan suyu böyle koyu kıvamı olmaz. Duruk olur. Harlı ateşte mi pişmesi gerekir? Kısık ateşte mi pişmesi gerekir? Orta ateş. Harlı ateşte pişerse taşar. Ne yapmak gerekiyor? Fazla kaynatmamamız lazım. Peki kıvama geldiğini nasıl anlıyoruz? Bir tabağa koyuyoruz. Böyle çizgi atıyoruz.
çizgi kapanmazsa kıvamı olmuş demektir. Böyle göz göz olursa o çilek reçeli sona doğru gelmiş olabilir. Göz göz mü olacak yoksa tabaktaki o çizgi ayrılacak mı, hangisi? Tabakla yapıyorum ben. Ben çok da güzel oluyor reçelim. Çok da güzel oluyor. Ve azıcık böyle soğunca böyle çizgi atıyorum, olmuş demektir. Bak bu oldu, tamam. Bir kıvama geldi demektir. Şimdi altını kapatıyoruz ve kavanozlara koyuyoruz. Tadı, rengi, kokusu ayrı. Bu lezzet aklımızı başımızdan aldı. İşte çilek reçeli de hazırlandı. Geçmişe duyulan aşırı özlem nostalji hastalığının habercisi olabilir. Peki geçmişi niçin gelecekten daha çok seviyoruz? İşte yanıt. Geçmişe takılı kalmamak gerekiyor. Geleceğe de çok bakmamak gerekiyor. Şu an daha önemli bence. Geçmişi seviyorum tabii ki. Bugünkü ben olmamı sağladığı için geçmişime minnettarım. Hem çok seviyor hem de çok özlüyoruz. Yad etmek güzel ama takılı kalmak tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Yaz dostum. Zaman geçmişi düşünmek, özlem duymak çok normaldir. Tehlikeli olan nokta şu, geleceğe yönelik baktığımızda asla eskisi gibi olmayacak düşüncesi hakimse burada bir şey yanlıştır demek gerekiyor. Yani biz buna nostalji hastalığı diyoruz. Sosyal medyanın vazgeçilmezi perşembeye dönüşler, 90'lara olan özlem ve 20 yaş akımıyla o hastalık yeniden gündemde. Uzmanlar geçmişi olan düşkünlüğün arkasında nostalji hastalığı olabilir görüşünde. Ailemde var ciddi anlamda. Hani hala o geçmişin şarkıları 90'ların, 80'lerin, 70'lerin hala evde dinlenir. Geçmişin gerilettiğini düşünüyorum açıkçası. Taçsız Kral Pele, Bakken Bauer. Sirkisiz bir halta benzemez. İmo! Daha eminiz geçmişte ne olduğundan ve yaşadığımıza göre atlatabilmişiz. Uzmanlara göre geçmişin daha çok sevilmesinin nedeni bilinmesi. Yani geçmişi acısıyla da tatlısıyla da yaşadığımız için biliyoruz. Ama gelecek koskoca bir soru işareti olduğu için birazcık korkuyoruz. Ben bugünü seviyorum. Bugünden çok mutluyum. Araba kullanıyorsunuz, ileri gitmek istiyorsunuz ama gözünüz sürekli dikiz aynasında gibi. O zaman elbette ki kaza yaparsınız. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de nostalji hastalığının yaygın olduğunu gösteriyor. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.